Kahramanmaraş'ta 3. doz dahil aşılamada yaklaşık 1 milyon 154 bin rakamına ulaşırken aşılama ekipleri mobil konteynerlarda randevusuz aşı hizmeti veriyor. Özellikle genç nüfusun yoğun olduğu bölgelere yerleştirilen konteynerlarda vatandaşlara anında aşı yapılırken aşılama tablosunda sarı kategoriden yer alan ilimizde birinci doz yaptıranların sayısı yaklaşık 545.822'ye çıkarken ikinci doz aşı sayısı da yaklaşık 388.464 oldu. Böyle söyleyeyim, hanımefendiler sağ olsunlar çok ilgilendiler. Şahsi fikrim bu. Bence herkes aşısına olsun. Neden? Çünkü sevdiklerimizi koruyalım. Yani aşıdan kaçmak çözüm değil. Madem biz bununla uğraşıyoruz, bununla savaşıyoruz, o zaman herkes elinden geleni yapsın ve gereken ilgiyi göstersin. Aşılarını olsun. Ben ikinci doz aşımı oldum. Gayet memnunum. Hiçbir problem yok. Umarım herkes yeterli özveni gösterir ve aşılarını olur. Vallahi ben herkesin aşı olmasını istiyorum. Herkes aşı olmalı bence. Yarın bir gün işlerimize daha kolay girebilmeliyiz. Zorunlu da olabilir diye düşünüyorum. Ben kantin işletmecisiyim mesela. Evet, bir sürü çocukla karşılaşacağız. Yarın bir gün birinin vebaline girmek istemem. Onun için aşı olmak istiyorum. İlk dozunu soracaksınız. Evet, ilk olacağım. Peki, tercihiniz hangi aşılama olur efendim? Vallahi aslında araştırmadım. İkisini de çok bilmiyorum. Ama ben yakınlarımda BioNTech olanlar var. Ona göre BioNTech olacağım. Bu anlamda sağlık çalışanları vatandaşların yoğun olduğu Trabzon Caddesi üzerine stand kurarak aşı olmak isteyenleri aşılıyor. Bence herkes gelsin aşısına olsun, korkacak bir şey yok. Yani bununla dünya savaşı. Bir an önce biz de elimizden geleni yapıp aşılarımızı olalım. Korkmadan, çekinmeden. Vallahi işlerinin haricinde biraz daha özverili olduklarını düşünüyorum şu an. Yani sonuçta onlar da işlerini yapıyor. Fakat bu pandemi sürecinde daha yoğun çalıştıklarını, biraz daha özverili çalıştıklarını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum onlara da. Aslında birçok insan hiçbir şey bilmeden konuşuyor. Bilgi kirliliği de çok fazla. Bilen de bilmeyen de konuşuyor. Araştırıp, çok araştırıp doğruyu bulan bence çok az insan var. Sonuç itibariyle herkes aşıya olmalı.